Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Funktion des Pronoms is. Bununla başlamıştık bir önceki derste. Ancak bu dersimizde is als obligatorisches Satzelement. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Nicht obligatorisch. Yani bu ne demekti? Is'in kullanılması zorunlu olmadığı haller. Yani is'le beraber kullanabilirim, kullanmaya da bilirim. Ancak bu dersimizde arkadaşlar is'i mutlaka ama mutlaka cümlenin içerisinde kullanmamız gerekiyor. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle bir örnekle bir başlayalım arkadaşlar dilerseniz. Das Wetter ist nicht leicht, aber man kann es trotzdem schaffen cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım yine kelimeleri. Das Wetter arkadaşlar maraton, yarış gibi düşünülebilir. Ist nicht leicht, kolay değil diyor değil mi? Aber man kann es trotzdem schaffen. Schaffen ne demekti arkadaşlar? Başarmak anlamına geliyor. Öyle değil mi? Güney Almanya'da hatta çalışmak anlamına arbeiten ile birlikte kullanılıyor. Ancak biz tabi tüm Almanya'yı kapsayan bir anlam olan schaffen için ne diyeceğiz demek ki? Başarmak demek. Zaten cümlenin gidişi de onu gösteriyor. Dolayısıyla maraton kolay değil ama neymiş? Ama gene de başarılı bilinir demeye getiriyor cümle. Dolayısıyla burada arkadaşlar bakın is var. Is olmadan olur muydu bir bakalım. Das Wetter ist nicht leicht, aber man kann. Değil mi? Trotzdem schaffen. Burada bir eksiklik var. Dolayısıyla o eksikliği ne tamamlamış oluyor? Is tamamlamış oluyor. Bu olmadan demek ki olmuyormuş değil mi arkadaşlar? Bir sonraki örneğe bakalım. Ne diyor? Sie bekommt ein neues Handy und verpackt es. Evet. Bekommen neydi? Elde etmek demekti. Ein neues Handy. Yeni bir cep telefonu elde ediyor. Yani hediye olarak değil mi? Bekommen demek ki hediye almak. Birisinin size hediye alması demek ki bekommen olarak ele alınmalı. Bekom diğer anlamını düşünüyorum arkadaşlar. Bekom diğer anlamı almak. Dolayısıyla sie bekommt ein Baby denildiğinde değil mi? Bir kadın bebeği dünyaya geliyor denildiğinde tabii onu da bir hediye olarak düşünebiliriz. Ancak burada da bir bebeği oluyor anlamı doğmuş oluyor. Ancak burada sie bekommt ein neues Handy denildiğinde değil mi? Ne oluyor? Hediye olarak bir cep telefonunu oluyor. Yeni bir cep telefonu oluyor. Und verpackt es. Verpacken neydi arkadaşlar? Packen, paketten gelebilir belki aklımıza. Verpacken paketi açmak anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi burada es olmadan olur muydu? Bir bakalım. Sie bekommt ein neues Handy und verpackt denildiğinde bir şeyler eksik değil mi? İşte o eksikliği tamamlayan şey ne? Es. Bu is'i ben cümlenin başına getirirsem hata ederim arkadaşlar. Yanlış olur. Is ve packed olmaz. Dolayısıyla mutlaka öncesinde ne yapmam gerekiyor? Burada işte ne kastedilmiş? Cep telefonu kastedilmiş. Dolayısıyla oraya bir gönderme var. Onu ne yapmış oluyor? Paketinden çıkartmış oluyor dediğimde demek ki o yeni bir cep telefonu alıyor. Yani elde ediyor değil mi? Hediye olarak geliyor. Dolayısıyla sie bekommt ein neues Handy und verpackt es demiş oluyoruz. Bir sonraki cümleye bakalım. Mein Freund ist modisch. Ich bin es leider nicht. Evet. Arkadaşım modisch ne demek? Modadan değil mi? Modadan giyiniyor. Gayet güzel giyiniyor anlamına gelen bir cümle bu. Mein Freund ist modisch. Ich bin es leider nicht. Ben maalesef böyle birisi değilim demeye getiriyor. Değil mi? Ich bin es leider nicht. Oradaki es olmadan olur muydu? Hayır, olmazdı. Çünkü bir şeyler eksik kalıyor arkadaşlar. İşte o eksikliği gideren şey ne? Es. Dolayısıyla buradaki es'ten kasıt ne? Arkadaşının modadan giyiniyor olması değil mi? Yani sürekli güzel giyiniyor oluşunu kasteden bir yapı haline bürünüyor. Aslında baktığınızda çok ufak gibi gözükse de bütün bir anlatımı kendi içerisinde içinde koruyor is.
Yani bu arkadaşın modadan giyini oluşunu. Mein Freund ist modisch, ich bin es leider nicht. Ben maalesef öyle birisi değilim demeye getirmiş oluyor cümle. Değil mi? Şimdi buradaki ist'leri demek ki anlam olarak değil mi neye gönderme yaptığını görüyoruz. Ama aynı zamanda da ist'i zaten en başta bunu görmüştük. Konumuz tabi bunu gerektirdiği için de görüyoruz şimdi arkadaşlar. Es regnet denildiğinde değil mi? Hava olayını aslında söylemiş oluyoruz. Yağmurun yağmasını değil mi? Hava yağışlı ya da yağmur yağıyor diyecek olursak demek ki es regnet diyoruz. Aynı şekilde bir hava olayı daha es schneit, kar yağıyor derken demek ki es schneit demiş oluyoruz. Ja da hava sıcak diyecek olursak es ist warm ya da es ist kalt, hava soğuk dediğimde demek ki ne yapıyorum? Hava olayını da ne yapmış oluyorum? Es şeklinde ifade etmiş oluyorum demek ki. Es regnet değil mi? Daha önceden bunu zaten defalarca görmüşüzdür değil mi? Yağmur yağıyor, es regnet, kar yağıyor, es schneit, hava sıcak, es ist warm, hava soğuk, es ist kalt demiş oluyoruz. Bu is yapısıyla demek ki havayı ne yapmış oluyorum? Havaya vurgu yapmış oluyorum. Aynı şekilde de hava olayın haricinde zamanı da ifade edebiliyorum. Tıpkı es ist Mitternacht cümlesinde olduğu gibi. Es ist Mitternacht. Mitternacht neydi arkadaşlar? Gece yarısı değil mi? Saat 00 olduğunda demek ki Mitternacht değil mi? Gece yarısını kastetmiş oluyorum. Es ist Mitternacht. Es ist spät geworden. Geç oldu dediğimde gene zamanı kastetmiş oluyorum. Es ist spät geworden değil mi? Geç oldu. Es ist 9 Uhr. Bu da zaten ne yapmış oluyoruz? Saati söylemiş oluyoruz. Es ist 9 Uhr diyerekten. Değil mi? Demek ki es ist Mitternacht. Gece yarısı değil mi? Gece yarısı oldu anlamına geliyor. Es ist spät geworden. Geç oldu demiş oluyoruz. Es ist 9 Uhr derken de demek ki ne yapıyorum? Saate gönderme yapıyorum. Saat 9 oldu derken demek ki es ist 9 Uhr demiş oluyorum. Ancak aynı zamanda es de ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Durumumu bildiriyorum. Nasıl olduğumu söylüyorum değil mi? Tıpkı burada olduğu gibi es geht mir gut, iyiyim ben demiş oluyorum değil mi? Es geht mir gut, bakın buradaki es sağlık durumunu söylemiş oluyorum değil mi? Ya da nasıl hissettiğimi söylemiş oluyorum. Ben iyiyim dediğimde demek ki es geht mir gut demiş oluyorum ki bunu ta A1'lerde görmüştük öyle değil mi? Es sieht gut aus. Evet, bir durum karşısında değil mi? Ne olabilir? Durum iyi gözüküyor dediğimde ne diyeceğim? Es sieht gut aus demiş olacağım. Orada bir olayı kastetmiş oluyorum. Değil mi? Es ile demek ki es sieht gut aus diyerekten ne yapmış oluyorum? Durum iyi demiş oluyorum. Aynı zamanda da arkadaşlar seslerde de bunu kullanabiliyorum. Tıpkı burada olduğu gibi es klingelt denildiğinde zil çalıyor. Es klingelt işte kapının zili çalıyor anlamına da gelebilir bu. Zilin çalması gibi düşünelim. Es raschelt, evet hışırtının olması. Evet es raschelt demek ki hışırtının olması es raschelt olarak değerlendiriliyor. Es klingelt de zilin çalması demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir üstünden bir geçelim. Ardından doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Wettrennen ist nicht leicht, aber man kann es trotzdem schaffen. Evet, bakın burada das Wettrennen demek ki maraton ya da yarışma anlamına geliyormuş. Kolay değil ama gene de ne yapılabilir? Üstesinden gelinebilir, başarılabilir diyecek olursak. Aber man kann es trotzdem schaffen demiş oluyoruz değil mi? Das Wettrennen ist nicht leicht, aber man kann es trotzdem schaffen demiş oluyoruz. Sie bekommt ein neues Handy und verpackt es denildiğinde o yeni bir cep telefonu değil mi? Hediye olarak geliyor. Und verpackt es ve ne yapıyor onu? Paketinden çıkartıyor, kutusundan çıkartıyor derken demek ki und verpackt es demiş oluyoruz. Bakın buradaki es'ten kasıtta ne olmuş oluyor demek ki cep telefonuna gönderme yapmış oluyorum değil mi? Onu ne yapıyor? Paketinden çıkartıyor demiş oluyorum. Mein Freund ist modisch, ich bin es leider nicht. Arkadaşım demek ki modadan giyiniyor değil mi? Gayet modern giyiniyor, modadan giyiniyor. Ich bin es leider nicht. Ben böyle değilim maalesef denildiğinde bu durum kastedilmiş oluyor.
Es regnet, evet, hava durumlarında da değil mi? Es regnet, yağmur yağıyor. Es schneit, kar yağıyor. Es ist warm, sıcak. Es ist kalt, soğuk değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Hava olayını, hava durumunu söylemiş oluyoruz. Aynı zamanda da zamanlarda, zamandan ne olabilir? İşte günün hangi yarısındaysak eğer ya da saat kaçsa bunu belirtmiş oluyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Es ist Mitternacht, değil mi? Gece yarısı. Es ist spät geworden, geç oldu. Es ist 9 Uhr, saat 9. Değil mi? Burada ne yapmış oluyorum? Demek ki zamanı söylemiş oluyorum. Es geht mir gut denildiğinde, değil mi? Durumumu söylemiş oluyorum. İyiyim dediğimde. Es sieht gut aus, bir durum karşısında ne yapıyorum? Durum iyi dediğimde. Es sieht gut aus. Burada fark ettiyseniz aussehen ayrılabilir fiili var, değil mi? Es klingelt neydi? Zilin çalması demekti, değil mi? Bu kapı zili de olabilir ya da zil olabilir. Es haschelt denildiğinde de bir hışırtı var anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Wettrennen ist nicht leicht, aber man kann es trotzdem schaffen. Das Wettrennen ist nicht leicht, aber man kann es trotzdem schaffen. Sie bekommt ein neues Handy und verpackt es. Sie bekommt ein neues Handy und verpackt es. Mein Freund ist modisch, ich bin es leider nicht. Mein Freund ist modisch, ich bin es leider nicht. Es regnet, es regnet. Es schneit, es schneit. Es ist warm, es ist warm. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Es ist spät geworden. Es ist spät geworden. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es klingelt. Es klingelt. Es raschelt. Es raschelt. Cümle içerisinde zorunlu olarak kullanılan is öğesini devam ettirelim arkadaşlar. Bu örnekte, ilk örnekte ne görüyoruz? Es gibt viele Spekulationen darüber. Evet, spekülasyon Türkçe'de de değil mi? Spekülasyon anlamında. Darüber, über etwas. Bir şey hakkında diyecek olursak. Es gibt viele Spekulationen darüber. Demek ki birçok spekülasyon var. Bununla ilgili artık her neyse bu, değil mi? Dolayısıyla burada durum anlatıldığı için is kullanılmış. Demek ki bu durumla ilgili birçok spekülasyon var. Dolayısıyla es gibt viele Spekulationen darüber demiş oluyoruz. Evet, bir sonraki cümleye baktığımızda es handelt sich um Lärm in Großstädten. Evet, Lärm gürültü demek. Großstädte, bu da büyük şehirler, değil mi? Büyük şehirlerdeki gürültü ile ilgili diyor. Bakın, sich handeln ile ilgili olmak. Dolayısıyla baştaki cümle ve ikinci cümle arkadaşlar, bunlar ne ifade etmiş oluyor? Bir konuya başlarken biz ne yapıyoruz? Diyelim ki bir konu hakkında bir açıklama getiriyoruz ya da bir sunum yapıyoruz. Bu şekilde gayet cümlemiz başlayabilir, sunumumuz başlayabilir. Dolayısıyla es handelt sich um Lärm in Großstädten denildiğinde bu anlatacağım konu olabilir, değil mi? Demek ki benim konum, değil mi? Neymiş? Büyük şehirlerdeki gürültü hakkında. Dolayısıyla es handelt sich um Lärm in Großstädten diyebiliyorum. Ja da es geht ums Geschäft denildiğinde diyelim ki birisiyle görüşeceğim ve görüşmemin başında das Geschäft neydi? Dükkan demekti ama aynı zamanda ne? İşletme olabilir. Bu ticari bir faaliyet olabilir. Dolayısıyla konuşacağım şey işimizle ilgili diyebilirim. Dolayısıyla es geht ums Geschäft dediğimde ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Konuya bir girizgah, bir giriş yapmış oluyorum. Şöyle bir toparlayalım burayı isterseniz. Demek ki es gibt viele Spekulationen darüber denildiğinde konuyla ilgili birçok spekülasyon var demiş oluyorum ilk cümlede. İkinci cümlede es handelt sich um Lärm in Großstädten denildiğinde konu ya da söyleyeceğim şey ne hakkında? Büyük şehirlerdeki
gürültü hakkında demiş oluyorum. Üçüncüsünde ise es geht ums Geschäft, demek ki işle alakalı dediğimde ne yapmış oluyorum bu üç cümlede arkadaşlar? Bir girizgah, bir giriş yapmış oluyorum. Sonraki yapıya bakalım. Gene is yapısı zaten, değil mi? Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. Is olmadan bu cümleleri kuramayız, değil mi arkadaşlar? Mutlaka is'in olması gerekiyor. Şimdi burada is'i görüyoruz. Is kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Bir bakalım neymiş? Es ist ratsam Geld zu sparen. Evet. Ratsam tavsiye edilir diyecek olursak, demek ki tavsiyem şudur ki para biriktirin diyecek olursak, mesela burada tabii kendimi işin içerisine katmadan ne diyorum? Para biriktirmek tavsiye edilir. Yani para biriktirmek, evet öyle diyebiliriz değil mi güzel Türkçe'de? Tabii insan zaman zaman Türkçeden Almanca'ya, Almanca'dan Türkçe'ye geçtiğinde böyle zaman zaman kalabiliyor. Es ist ratsam demek ki arkadaşlar tavsiye anlamında. Tavsiyem şudur ki para biriktirin diyeceğim mesela. Tabii ben kendimi işin içerisinde katmadan bunu söylüyorum. Ne olacak o zaman? Es ist ratsam Geld zu sparen, değil mi? Sparen zaten başlı başına neydi? Biriktirmek demekti. Para biriktirmek anlamında. İkinci cümleye bakalım. Es ist angebracht nicht viel Geld auszugeben. Evet, angebracht uygun düşmek demek arkadaşlar. Es ist angebracht demek ki uygun olan şudur ki gibi düşünebilir. Nicht viel Geld auszugeben. Geld ausgeben neydi arkadaşlar? Parayı çarçur etmek, parayı değil mi? Evet, aynen. Oraya buraya dağıtmak gibi düşünülebilir. Dolayısıyla uygun olan şudur ki neymiş? Parayı çok fazla para çarçur etmemeyi anlamında olan es ist angebracht nicht viel Geld auszugeben demiş oluyoruz, değil mi? Bakın bunların hepsi tavsiye niteliğinde. Bakın sinnvoll'u görüyoruz. Sinnvoll neydi? Manalı, mantıklı anlamındaydı, değil mi? Es ist sinnvoll zu Hause zu bleiben. Evet, mantıklı olan şudur ki evde kalmak, değil mi? Zu Hause, bakın burada zu Hause evde demek. Zu bleiben, zu plus infinitiv şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla mantıklı olan evde kalmaktır diyecek olursak es ist sinnvoll zu Hause zu bleiben demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım, ne diyor? Es ist möglich. Möglich neydi? Olası, değil mi? Olanaklı, olası anlamlarına geliyordu möglich. Dass Julia heute Abend kommt. Evet, bugün, bu akşam Julia'nın gelmesi olası demiş oluyorum. Dolayısıyla bu olayı kastettiğimden dolayı ne yapmış oluyorum? Es'i getirmiş oluyorum. Dolayısıyla es ist möglich, dass Julia heute Abend kommt demiş oluyorum. Sonrakine bakalım. Es ist gut, wenn du dich richtig ernährst. Evet. İyi olan neymiş? Richtig ernähren. Ernähren neydi? Beslenmek demekti. Richtig ernähren. Doğru beslenmek, değil mi? Tabi burada dich ernähren, değil mi? Sich ernähren refleksif bir fiil olduğundan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Sen ne olacak? Dich olacak, seni şeklinde, değil mi? Kullanıyoruz bu cümleyi. Dolayısıyla doğru besleniyor olman iyi bir şey dediğimde ne yapmış oluyorum? Es ist gut, wenn du dich richtig ernährst demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım. Es ist besser, wenn du nach Hause gehst. Evet, eve gidersen daha iyi olur demeye getiriyoruz, değil mi? Es ist besser, wenn du nach Hause gehst demiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar tavsiye niteliğinde olduğunda ben durum hakkında ne demiş oluyorum? Para biriktirmek mantıklı ya da işte tavsiye edilir dediğimde es ist ratsam Geld zu verdienen. Düzeltiyorum, zu sparen, verdienen tabii ki, değil mi? Verdienen neydi? Para kazanmak demekti.
O da tabii manalı ya da tavsiye edilir. Sparen de ne demek? Biriktirmek. Dolayısıyla es ist ratsam Geld zu sparen. Angebracht, az önce söyledim, uygun olmak değil mi? Es ist angebracht nicht viel Geld auszugeben. Çok fazla parayı çarçur etmemek daha uygundur demeye getiriyor cümlemiz. Sinnvoll neydi? Manalı, mantıklı. Es ist sinnvoll zu Hause zu bleiben. Evde kalmak değil mi? Mantıklı. Es ist möglich, dass Julia heute Abend kommt. Julia'nın bu akşam gelmesi olası. Es ist gut, wenn du dich richtig ernährst. Düzgün, doğru beslenmen iyi bir şey demiş oluyorum. Es ist besser, wenn du nach Hause gehst. Eve gidersen daha iyi edersin gibi, değil mi? Bu anlama gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es gibt viele Spekulationen darüber. Es gibt viele Spekulationen darüber. Es handelt sich um Lärm in Großstädten. Es handelt sich um Lärm in Großstädten. Es geht ums Geschäft. Es geht ums Geschäft. Es ist ratsam, Geld zu sparen. Es ist ratsam, Geld zu sparen. Es ist angebracht, nicht viel Geld auszugeben. Es ist angebracht, nicht viel Geld auszugeben. Es ist sinnvoll, zu Hause zu bleiben. Es ist sinnvoll, zu Hause zu bleiben. Es ist möglich, dass Julia heute Abend kommt. Es ist möglich, dass Julia heute Abend kommt. Es ist gut, wenn du dich richtig ernährst. Es ist gut, wenn du dich richtig ernährst. Es ist besser, wenn du nach Hause gehst. Es ist besser, wenn du nach Hause gehst. Sıradaki örneklerle devam edelim arkadaşlar. Der Arzt hat es immer eilig. Evet, anlaşılacağı üzere değil mi? Der Arzt, doktor, hat es immer, her zaman eilig, acele değil mi? Her zaman acelesi var doktorun dediğinde demek ki der Arzt hat es immer eilig demiş oluyorum. Burada arkadaşlar es'i cümlenin başına getiremem. Es hat der Arzt diyemem. Mutlaka ne yapmam gerekiyor? Burada bulundurmam gerekiyor. Dolayısıyla der Arzt hat es immer eilig denildiğinde sürekli bir telaşı var demiş oluyorum, değil mi? Doktor demek ki sürekli telaşı var dediğimde der Arzt hat es immer eilig demiş oluyorum. İkinci cümleye bakalım. Der Schüler hat es schwer. Evet, schwer neydi? Ağır demekti, zor demek değil mi? Der Schüler hat es schwer. Demek ki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Güzel Türkçe'de de öyle deriz değil mi? Öğrencinin işi zor deriz ya hani. Dolayısıyla burada da der Schüler hat es schwer denildiğinde burada es'ten kasıt ne olmuş oluyor? Aslında işin ne kadar güç olduğunu değil mi? İşte ne olabilir? Bu sınavlar olabilir belki, okul olabilir. Dolayısıyla der Schüler hat es schwer denildiğinde bu durum kastedilmiş oluyor ve az önce söylemiş olduğum gibi es'i cümle başına getiremiyoruz. Üçüncü cümleye bakalım. Der Kaufmann hat es weit gebracht. Evet, burada arkadaşlar bir yan anlam gibi de düşünebiliriz. Der Kaufmann bir defa neydi? Satın almacıdan tutun da şirketin başındaki kişi bile olabilir bu. Der Kaufmann'dan kasıt. Yani bu ne yapıyor? İşte para işlemlerini yapan, satış işlemlerini yapan kişi için kullanılabiliyor. Bu bir şirket çalışanı olabileceği gibi değil mi? Ufak bir işletmede, küçük işletmeleri de kapsıyor olabilir bu. Dolayısıyla der Kaufmann hat es weit gebracht. Weit neydi? Uzak demekti. Weit bringen şu anlama geliyor arkadaşlar. Bayağı ilerletti işleri. Yani başarılı oldu, çok para kazanmaya başladı gibi, başarılı oldu anlamlarını kapsamış oluyor. Dolayısıyla der Kaufmann hat es weit gebracht demiş oluyoruz. Az önce söylediğim burada da geçerli arkadaşlar. İyisi başa getiremiyoruz. Çünkü o zaman çok anlamsız bir şey çıkacaktır ortaya. Ve son cümlemize baktığımızda der Lehrer meinte es doch nur gut mit euch. Evet, der Lehrer değil mi, öğretmen, meinen fikrinde olmak ya da evet, meinungdan değil mi düşünebiliriz. Meinen doch nur gut. Bakın burada bir pekiştireç var. Gut mit diye şu anlama geliyor bu cümle arkadaşlar. Öğretmenin aslında iyi bir şeyi var. Niyeti iyi. Yani kötü niyetli birisi değil.
demeyi getiriyor. Yani bu ne olabilir? Söz gelimi öğrenci eğer azar işittiyse öğretmenden, değil mi? Ve öğrenci de bir şekilde bu duruma kırıldıysa bu belki bir teselli cümlesi olabilir. Ne diyor cümle? Öğretmen aslında kötü bir niyeti yok demeyi getiriyor bu cümle. Dolayısıyla der Lehrer meinte ist doch nur gut mit euch, sizlerle, değil mi? Birden fazla olan öğrenci grubu olabilir bu. Dolayısıyla burada ne olmuş arkadaşlar? İyisi gene buraya getirmişiz. Cümle başına getiremiyormuşuz, değil mi arkadaşlar? Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde is als obligatorisches Satzelement konusunu görmüş olduk. Bu konuda is ne oluyordu arkadaşlar? Obligatorisch ne demek? Zorunlu, değil mi? Bir önceki ders videosunda is'in alternatifi oluşturacak cümleleri görmüştük. Ancak bu dersimizde is sadece ama sadece is ile beraber kullanılması gereken yapıları görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.